Karamürsel tarafına geldik. Bir bakkal vurduk burada. Bir su alalım da sularımız bitmişti. Şimdi Everesting Challenge'a başlayacağız. Karşıda görmüş olduğunuz 158 eğimden bisikletle çıkacağız demek isterdik ama yok, yürüyerek çıkmaya karar verdik. Gerek yok yani. hayvani bir eğim var. Orayı büyük ihtimal biz çıkamayız. Yani çıkarsak da yolun geri kalanına gidemeyiz diye düşündük. Ve araba şu an zor çıkıyor. Bak görüyorum. Buradan gerçi gözükmüyordur ama araba motoru parçalandı yani çıkarken. Biz o kısmı yürüyerek çıkalım. Daha sonrasında normal sürerek birinci viteste devam ederiz diye düşündük. Şimdiye kadar iyiydi. Ortalamamız falan da zaten yavaş gelelim buraya kadar yorulmayalım. Buradan sonrasında yorulacağız demiştik. Şimdilik iyi gidiyoruz. Neredeyse hiç tırmanmadık ama hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar çıkarken öldüm, burası çok zor. Koray elini aldı bisikleti. Hayatımda bu kadar dik bir bayır görmedim ya. Bu nedir lan? Elimizde çıkamıyoruz, o kadar dik. Ya yanlışlamaya mahallede top oynarken topumuz kaçsa yeni top alırsınız. Öyle bir mahalle. Kötü günler bitti. Şimdi daha kötüleri başlıyor. Ne oldu? Dur oğlum dur. Çok güzel deniz manzarası var ya. Gittiğimiz yer çok fena. En azından biraz deniz manzarası gösterdi. Arkadaşlar bir de eğer siz de bu rotayı tercih edecekseniz yolda bir araba durup da arkadaşlar isterseniz kapıları açayım götüreyim sizi derse o teklifi kabul edin. Burası çıkılacak gibi değil. Biz reddettik. Şu an pişman. Adama dedim ki spor yapıyoruz abi biz. Biz çıkarız ya. Ulan bu ne? Bu ne abi? %45 eğim var burada ya. Neyse bir bisikletçi atasözü duymuştum. Bayırları yürüyerek çıkmak bisikletçinin şanındandır diye. Adam ne kadar güzel söylemiş. Manzara güzel de tam tersi çok kötü. Şimdi tamam, güzel manzaramız var. Doğanın içinde gidiyoruz. Oksijen var da acayip terledim ben. Ya bu yollarda bisiklet süren var ya. Nasıl oluyor anlamıyorum. Nasıl bisikletçiyiz anlamadım. Bayır gördük mü salıyoruz. Sanki köy yolundan Kartepe'ye çıkıyormuşum gibi. O kadar iğrenç bir yoldayız. Navigasyon hata verdi de restart yap diyordu. Restart yaptım. Oğlum dur. Dur oğlum. Dur, köpekten de kaçamamışım. Muhteşem ya. Evet. Şöyle bir manzaraya geldik. Koray'la beraber. Ekranı da sileyim biraz. Doğru gösteriyorsa 425 metredeyiz. Hocam kolay gelsin. Suyunuz var mı acaba, soğuk su? Soğuk su. Aha. Soğuk su var abi. Tamam süper. Abi köpek sizin mi? Hangisi? Şu. Yok ya, bu bizim komşunun köpeği. Çok güzel köpekmiş ya. İstanbul'dan geldi bu. Alışamamışlar. Şimdi şehirli köpek. Şehirli mi ya? Ne kadar güzelmiş. Şu yola bak. Muhteşem. İnşallah yoktur.
bisikletçiler böyle köy yollarından nasıl gidiyorlar falan. Meğer yollarını bilmiyorlarmış. Garmin'e tıklıyorlar, gidiyorlar. Bilmiyor ki nereye gittin. Bilse gider mi? Çok kötü ya, frenler tutmuyor. Çok güzel diyor ama acayip tırsa tırsa indim ya. Ya döneriz aslında oraları en çok. Frenlemesek de döneriz de. Ben dönemem. Bir kaydırırsan hani bir kaptırırsan. Hani o hızdayken bir tonkla ağzımız yüzümüz kırılırdı yani. Bir de asfalt yan taraf böyle toprak indin mi aşağı kadar yuvarlanırız. Koray kardeşim, neredesin? Göremiyorum seni. Geldim. Köy manzarası bile beni tek çekeyim. Köy manzarasında gidiyoruz. Koray'ı bir de tek çekeyim. Tamam, buraları yavaşlatırsın. Güzel güzel gidiyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok. Az önce güzel gitmiyorduk. Az önce sıkıntılıydık. Şimdi biraz düzeldik. Çok... Gerçekten doğanın içine geldik. Evet, ya. Yanlışlıkla doğa. Ben burayı, Google buraya ana yol diyordu ya. Ben ondan seçtim burayı. Yoksa seçmezdim. Ana yol buysa ana yol. Bekleme yapma. Ne diyeyim? Mırmır mı diyeyim? Kedi diye bir şey diyemiyorum ki.
kamera efekti de vereyim. Göğüs kamerası efekti. İşte göl manzarası geldi. Koray sağda dursana. Şimdi göl kenarına geldik. Göl kenarına derken gölün manzara tepesine geldik. Göl nerede, göl nerede diyorduk. Sonunda bulduk. Güzel bir göl manzaramız var. Bugün hava biraz bulutlu. Ama yine de manzara fena değil. Buralar bayağı güzel. Evet. Karda ön taraf buhar yapmış. O kadar sıcak, o kadar bu şeyin nemini tutamam burası. Ya bilmiyorum şu an oradan ne kadar yorgun olduğumuzu ya da böyle bitkinleştiğimizi görebiliyor musunuz ama ama yorgunuz. Zor bir yolculuk oldu yani. Yaptığım en zor yolculuklardan bir tanesi oldu bu. Yoruldum gerçekten. Aşağıda görüşürüz. Haydi aşağıda artık çeke çeke gidelim. Gel abi şuradan sağdan gösteriyor. Merhabalar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Coca-Cola sponsoru. Evet, şu an İznik Gölü'nün kenarına ulaştık. Evet, arkamızda güzel bir göl manzarası var. Şuradan da gözüküyor mu bakayım? Gözüküyordur herhalde. Güzel bir göl manzaramız var. Geldik sonunda, yaklaşık 70 kilometre geldik. İşte Strava verilerine falan baktık. Yaklaşık 1000 metre tırmanmışız. Bayağı zorluydu, biz gelirken zorlandık. Burası galiba Boyluca diye bir köy. Beylice mi? Boyluca mı? Öyle bir köy. Anca buraya geldik ama buraya inerken çok feci bir eğim var. Zaten videoyu izlediyseniz görürsünüz orayı da. Orada biraz zorlandık. Benim bisiklet drift yaptı açıkçası. Orayı hiç göremedim bile. Ben arkandaydım. Sen çok sağa gittin. Hani kayarken gördüm ben seni. Ben de işte fren yaptım, senin arkana kadar yanaştım. Ya çok komikti ya. Ben kaç kere durduramadım bisikleti yani. Hani durduramadımdan ziyade şerit değiştiriyorum ya. Kayarak şerit değiştirdim. Lastikten mi acaba? Çok merak ediyorum. Kendi bisikletimden mi bilmiyorum da neyse, eve geldik bir şekilde. Artık buradan çıkacağız. Yani kaç saat? Bir, iki buçuk saat en az otururuz. 3 saat hatta. Otururuz. 3 saat tamam. Falan. Evet. Otururuz. Buralarda bir dolaşırız. Ne varmış ne yokmuş. Onlara aynen falan yani bakarız. Şimdilik böyle günün tadını çıkartacağız. Evet, bir buraya kadar geldik. Bayağı tadını çıkartalım. Evet, güzel bir tarafı da şu. Şu an açıkçası şey yok. Havada tam böyle güneş yok.
Bulutlar da var. Bulutlar olduğu için biraz daha güzel dolaşabiliriz, edebiliriz diye düşünüyoruz. Aa, bisikleti de park etmişim. Şöyle çekeyim bari. Güzel bir gün geçireceğiz. Artık dönüşte de kısa kısa videolar çekeriz dönüş için. Kardı o zaman buraları keser. Adamsınız, gelirseniz adamsınız. Hadi bakalım. Ay, görüşürüz.